Ne gösteriyor baksana. Aynen sizi de gösteriyor. Ben baksana öyle diyeyim. Merhabalar, ben İknur Çam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anoreksi hikayemden bahsedeceğim. Nasıl 16 kilo verdiğimden bahsedeceğim. Yalnız bu kilo verme hikayem benim sağlıklı bir şekilde maalesef olmadı. İlk önce anoreksi nedir? Ondan bahsedeyim. Anoreksi bir zayıflama hastalığı, psikolojik bir rahatsızlık. Kilo vermek için başlıyorsunuz, bu sonradan bir hastalığa çevriliyor. Hani kilo verdikçe daha çok vermek istiyorsunuz. Hemen ben hikayemin başlangıcına geçeyim. Aslında ben 6. sınıfa kadar normal kiloda hep seyrettim. 6. sınıfta annemle babamdan dolayı, hani ailevi bir sebepten dolayı diyeyim, çok zayıfladım o sıralar. Gerçekten 8. sınıfa kadar acayip kilo verdim istem dışı. 8. sınıfın yaz tatiline doğru yavaş yavaş hani böyle kilo almalarım başladı. Çünkü artık ergenliğe giriyordum. 9. sınıfta tamamen artık hani kilo almıştım. Ama tabii ben bunu fark etmiyorum. Herkes uğraşıyor. Hani sınıf arkadaşlarım böyle sanki 70 kiloymuşum gibi davranıyorlardı. Ailemden yine çok uğraşılıyordu ve bu hani bir süre sonra can sıkmaya başlıyor. Yani biliyorum, ben de hani az buçuk farkındayım ama bunu sürekli demelerine gerçekten gerek yoktu. İnsan hani duya duya psikolojisi gerçekten mahvoluyor. İki tane akrabamla birlikte biz çarşıya indik. Onlar da kilo almak istiyordu. Tabii bu arada bende hani kilo verme gibi bir düşünce yok. Sadece canım sıkılıyor, ağlıyorum falan, o kadar. Herhangi bir ama davranış sergilemiyorum. Birlikte indik işte çarşıya. Bir böyle şey, bitkisel ürünler satan bir yere girdik. Onlar kilo almak için ürün satın alacaklardı. İşte tartıldılar. Tabii ki kiloları düşük geldi. Ben de meraklandım. Hani dedim ben de bir tartılayım. Çünkü ben en son hani kendime 51'de bırakmıştım. Yani 51 kilolu halim biliyorum. Ondan sonra niye tartılmadım hiçbir fikrim yok. Tartıldım. 59 kilo çıktım. Ve o iki akrabam güldüler. Yani bayağı bir güldüler. Yani çok komikmiş gibi. Adam da oradan hemen şey yaptı. Hiç de merak etme dedi. İşte sana da zayıflatıcı bir ürün satarız. Yani ben hani daha ergenlik dönemindeyim. 9. sınıftayım. 9. sınıfın hani sonlarına doğru. Yani bunu demenize hiç gerek yoktu. Ve gülmelerine zaten hiç gerek yoktu. Ağlayacak duruma geldim. Tuttum kendimi. Zaten duygusal bir yapıya sahibim. Eve gidene kadar kendimi tuttum. Eve gittim ama nasıl ağlıyorum. Yani içim dışıma çıktı o derece. Diğer gün anneme söyledim. Anne dedim, ben artık biraz daha yememe dikkat edeceğim. Bu böyle olmuyor. 59 kilo çıktım. Hiç beklemediğim bir rakamdı çünkü. Belki şu an diyebilirsiniz ki 59 kilo çok değil. Ama benim boyum 1.60. 59 kilo gerçekten fazla duruyor. Ve spor yapmadığınızı varsayın. Hiç güzel şekilde durmuyor. Ve zaten insanların o size psikolojik baskısı hani en başta o. Beni bu hastalığa iten en baştaki şey o. Gittim kendime güzel bir alışveriş yaptım. İşte böyle sağlıklı ürünlerin falan olduğu. Artık hani her şeyime dikkat etmeye başladım. Normalde biz öğlenleri falan hamburger yerdik. İşte döner yerdik. Ne bileyim böyle yani sürekli fast food tarzı şeyler ve iki çok yakın arkadaşım var. Onlara da selam olsun buradan. Yani üçlü grup olaraktan biz gerçekten yemek yemeyi çok severdik ki ben de boğa burcuyum. Bu da hani bayağı etkili bence. Yürüyüşe çıkmaya başladım işte. Artık zaten yemek düzenime daha çok dikkat ediyordum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Tamamen ilk başta bir diyet yapmadım. Mesela işte bir börek alırdım tabağa, bir dilim. Onu diyelim ki işte en az 20 dakikada yerdim. Bir dilim böreği. Hani bu şekilde çok fazla çiğniyordum. Su tüketimimi arttırmıştım. İşte spor yapmaya başladım. Yürüyüşler yapmaya başladım. İşte ben bu şekilde 54'e kadar indim. Tabii bu bana yeterli gelmiyordu. Çünkü vücut kitle indeksim 52 olmalıydı. Ben de diyorum ki hani 52 olayım. Bu arada zaten dışarıdan hani olumlu tepkiler alıyorum. İşte çok güzel oldun. Birkaç kilo daha versen bence tamam falan diye. Hani insanda ne düşüncesi oluşuyor? Demek ki
kilo verdikçe insan güzelleşiyor diye düşünüyor. Ben işte 52 kiloya da indim. Sonra diyorum ki ya bu kadar vermişim zaten, 59'dan 52'ye gelmişim. 50 olayım artık, orada bırakırım. Hani düz şekilde olsun falan diye. 50 de oldum. Ama ben de yavaş yavaş artık bu sağlık problemlerine neden olmaya başladı. Çünkü çok kısa bir sürede ben 9 kiloyu verdim. İlk başlarda gerçekten sağlıklı şekilde verdiğimi düşünüyordum. Çünkü gerekli olan her besinden yiyordum. Ama anoreksiya başlangıcında artık yemek seçmeye başladım. Daha çok hareket etmeye başladım. Mesela bulgur pilavıymış, pirinç pilavıymış, makarna, işte karbonhidrat tüketimimi artık sıfıra indirdim. Protein ağırlıklı besleniyordum yediğim gıdalarda ve sürekli kalori sayımı yapıyordum. Hani bir zeytinin bile kalorisini sayıyordum. Yavaş yavaş bir de bahaneler üretmeye başladım. Mesela yemek yeneceği zaman hani biri bir şey dediğinde alınganlık yapıyordum, kalkıyordum. Bazen canım istemiyordu, tok hissediyordum, işte çok uykum oluyordu. Hani bu şekilde böyle yemekleri erteliyordum. Biri bir şey uzattığında teşekkür ederim falan diyerekten geçiştiriyordum. Okulda diyelim ki işte çubuk kraker aldım, muhakkak bunu birkaç kişiyle paylaşıyordum. Hani içinde bilmiyorum işte 20-30 tane ince çubuk vardır. Yani bunun içinden ben 5-6 tanesini yerdim, gerisini millete dağıtırdım. Çünkü daha az kalori almak istiyorum ya, o yüzden sürekli bir paylaşımcı ruhum vardı. Eğer siz de tabii bunları yaşıyorsanız, az buçuk benim anlattıklarımdan bir şeyler varsa sizde, lütfen dinlemeye devam edin. Saçlarımın ön tarafı bayağı dökülmeye başladı. İşte tabii ben bu arada hala kilo vermeye çalışıyorum. 49'da indim. Hani bendeki öyle bir sevinç ki, yani sanki dünyayı kurtarmışım. Çok üşümeye başlıyordum aşırı derecede. İşte su tüketim, normalde benim zayıflamaya başlamadan önce hani günde bir bardak ben gerçekten çok zor içerdim. Yani su benim için hiç önemli değildi. Suyu çok çok içmeye başladım. Bendeki şöyle bir şey oldu ama, sıcak su içiyordum. Yani bildiğiniz çaydanlıktaki suyu alıyordum, pet şişeye koyuyordum. Bunu bu şekilde içiyordum. Kalorifer peteğinin üstüne koyuyordum okuldayken falan da, yani soğumasın diye. Arkadaşlarımdan yani suyu saklıyordum. Çünkü sıcak su. Yani diyecekler niye içiyorsun bunu? O sıcak suyu içmemdeki neden de, hani internette böyle çok araştırma var ya, yok soğuk su şöyle yapıyor, sıcak su şöyle yapıyor. Ben diyordum işte iyi geldiğini düşünüyordum. Belki psikolojik olarak iyi geliyordu. Ama yemek yemediğiniz için sıcak su biraz daha böyle tok tutuyor. Yani en azından ben öyle hissediyordum, bilmiyorum. Ben artık hani böyle 45 kiloya falan indim ama bunu çok fazla fark edemiyordum. Yani telefondan birisi bir fotoğraf çektiği zaman diyordum ya ben bu kadar hani zayıflamış mıyım? İnanın aynaya baktığımda kendimi o şekilde görmüyordum. Yani %95 şekilde kendimi hala kilolu görüyordum. %5'lik kısımda bazenleri böyle zayıf hissediyordum. Ama çoğunlukla gerçekten bir beyninizde yanılgı oluyor. Siz hala kendinizi kilolu zannediyorsunuz. Ha tabii şeyin verdiği bir gurur da var. Böyle olmayan kıyafetlerinizin için artık giriyorsunuz. Hatta bol bile geliyor. Bazenleri böyle geniş kıyafetler giyiyorsunuz ki çok dikkat çekmemek için. Bazen oluyor ki çok dar kıyafetler giyiyorsunuz. Yani zayıflığınız iyice belli olsun diye. Yani bunun gibi saçma sapan hareketler yaşatıyor bu maalesef anoreksiya. Aslında ben kendi hastalığımı kendim fark ettim yine. Nasıl fark ettim? Çünkü regl olmuyordum. Bundan dolayı hani bir internette araştırma yaptım. Çünkü 2 ay, 3 ay falan değil, herhalde bir 5 ay olmamıştım o zamanlar. Tabii bu 7 aya kadar çıktı. 5 ay olmayınca artık insan bir böyle kendini kötü hissediyor. Yani neyden kaynaklanıyor bu falan diye araştırırken baktım. Bütün belirtiler anoreksiya. Yani yemek yemek istememek, yemeği reddetmek, kendini kilolu görmek, saçlarının dökülmesi. İşte yani hani girin bakın internetten, yani bütün şeyler bana uyuyordu maalesef. Hani kalori sayımı falan. Direkt anneme dedim benim rahatsızlığım herhalde anoreksiya. Yani annem çünkü diyor kızım sana ne oluyor böyle, kadın nereden bilsin anoreksiyayı. Diğer gün doktora gittik. İşte kan tahlili falan yaptırdık. Kan tahlilini yaparken de yeni doğan bebeklerden kan alınırken kullanılan iğne kullanıldı. Çünkü damarlarım o kadar küçülmüştü ki normal iğne olmadı.
Hemen böyle geri çıkarttılar onu falan. O yeni doğan bebek iğnesini de çıkartırlarken kanca şeklinde olmuş. Yani şöyle bir şekil almıştı. Gerçekten çok şaşırdım. Bu dönemde de görseniz hani annem dünya kadar şey yapıyor. Yani çeşit çeşit pastalar, börekler, işte en sevdiğim yemekleri yapıyor ki biraz olsun yiyeyim diye. Kesinlikle yemiyordum. En ufak bir tadına bile bakmıyordum. Anoreksiyalarda şöyle bir şey var. O yemeği yemezler ama koklarlar. Koklayarak yani midelerini doyururlar. Çoğu anoreksiya bunu yapar. Ve şöyle bir şey de var. Anoreksiyalar yemek yemiyor tamam ama gerçekten çok güzel yemek yaparlar ve diğer insanlara bundan muhakkak yedirmek isterler. İşte ve şöyle bir şey var. Başka insanları da kilo aldırmak istiyorlar. Yani ben zayıf kalayım, onlar kilo alsın diye çoğu uğraşıyor. Ben de öyleydim çünkü. Bu dönemde ben de yurt dışına çıkacaktım. Okulumuzun bir projesi vardı, Comenius projesi diye. İtalya'ya gitmem için de benim sağlık raporu almam gerekiyordu. Doktorumuza gittim. İknur dedi, yani ben seni bu şekilde gönderemem. Eğer gitmek istiyorsan kira almak zorundasın. Hani bir nevi aslında bu yurt dışı olayını doktor da kullanmış oldu. Çünkü benim normal şekilde tedavi olmayacağımı biliyordu. Anoreksiyaların en büyük sıkıntısı tedaviyi kabul etme sıkıntısı. Çünkü biliyorlar ki tedaviyi kabul ettiklerinde tekrar o eski hallerine dönecekler, tekrar kilo alacaklar ve anoreksiyalar içinde en büyük korku bu. Kilo. Yani 100 gram almış olsalar bile o kadar canlarını sıkarlar ki daha çok yürüyüş yaparlar, spor yaparlar, işte daha çok yemeklerinden kısarlar. Ben günde 500-600 kalori maksimum alıyordum. Bir insanın bir öğünü belki 500 kalori ama ben gün içerisinde toplam 500 kalori alıyordum. Sabah kahvaltısı yapmıyordum. Artık son evrede. Öğle yemeğinde sadece yarım kase çorba içiyordum. Ve akşama kadar gene bir şey tüketmiyordum. Akşamleyin de yine yarım kase çorba, az birazcık salata. Bunlar da yağsız olacak tabii ki. O mesela mercimek çorbasıysa onu sadece suyunu içerdim. Tanelerini kesinlikle yemezdim. Ve işte ayran, 2 bardak da ayran. Yani düşünsenize sabah bir şey yok, öğlen çorba, akşam çorba. Hani vücut ne yapsın? Makroları, mikroları kesinlikle almıyor. Aşırı derecede vitaminsiz kaldım. Ve vücudun hani kendi fonksiyonlarını gerçekleştirmesi için muhakkak gerekli şeyleri tüketmesi gerekiyor. Benim vücudum artık bitik haldeydi. Doktor diyordu, senin hasta olmaman şu an mucize. Yani en ufak bir hastalığa yakalansan yani durumu çok kötü olurdu diye. Annemin yaptığı yemekleri de yememeye tabii devam ediyordum. En sonunda annem ağladı. Gerçekten hani kadının ağladığını görünce o kadar çok üzüldüm ki ben de ağladım ama yani yiyemiyordum. Onun üzüldüğünü gördüğüm halde sadece üzülüyordum. Yine doktora gittiğim bir gün dedi ki hani regl olmuyorum. 7 ay olmuş artık. Olmuyorum. İknur dedi, bu şekilde devam edersen kesinlikle anne olamayacaksın dedi. O şekilde deyince hani benim beynime dank etti. Yani bir şeyler oldu. Çünkü düşünsenize daha lise çağlarındasınız ve size anne olamayacağınızı söylüyor doktor. Hani bu şekilde gidersen anne olamayacaksın diyor. Dedim tamam, artık bu oyundan çıktı. Ciddi ciddi ben ölüme gidiyorum, kendimi öldürüyorum. Yani hani bir kız için bence en büyük şeylerden bir tanesi anne. Hani sizin yaratılışınızdan geliyor çünkü bu annelik duygusu. Tedavi olacağım dedim. Yavaş yavaş tedaviye başladım. Günde işte 2-3 kaşık diyelim bulgur pilavı yemeye başladım. Arttırıyorum. Rehberlik hocam çağırıyor, işte İknur şundan ye, bundan ye falan diye. Yavaş yavaş kendimi toplamaya başladım. Yalnız hani normal ben yememe dönmeye başladığım halde 2 kilo daha verdim. Doktor tabii bunu söyledi çünkü metabolizma dedi şu an alt üst olmuş derecede. Bu normal dedi. Sonradan işte 45, 46 falan diye hani böyle sevindim aslında kilo aldığıma. Bu hastalık ama sürekli tekrarlayan bir hastalık. Şu anda hala tamamen kurtulduğumu söyleyemem.
Şu anda da hala tamamen kurtulduğumu söyleyemem. Yani hala en ufak bir şeyde etkileniyorum. Yani birisi bana söylesin ki İknur kilo almışsın. O benim beynimde bir hafta, iki hafta dönüyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ara sıra yine kalori sayımlarım var. Regl düzenim hala yerine gelmedi. Yani düşünün 2012 yılında ben bu rahatsızlığa yakalandım. Bir yıl boyunca işte tedavi görmüş oldum. 2013'ten 2019'a kadar ben hala tamamen bu rahatsızlığı atlatabilmiş değilim. Keşke ben hiç bu hastalığa yakalanmasaydım da keşke bana hiç kimse bir şey, kilomla ilgili bir şey söylemeseydi, ben de bunları yaşamamış olsaydım. İnsanları dış görünüşüyle yargılayan insanlardan kesinlikle nefret ediyorum. Ya Allah belki onu öyle yarattı. Belki bir kaza geçirdi. Trafik kazası olsun, bir şey olsun. Yani kim istemez ki zaten böyle mükemmel olmayı, her şey dört dörtlük olsun. Eğer bir insanı eleştiriyorsanız bence ilk önce sizin mükemmel olmanız gerekiyor. Kusursuzluk sadece yaratıcıya aittir. Eğer bu rahatsızlık hala bende devam ediyor olsaydı ben bugün belki yaşamıyor olacaktım. Ciddi anlamda yani yaşamıyor olacaktım. Çünkü bunun bir sonu yok. Hani bir şey yemiyorsunuz, etmiyorsunuz ve sürekli hareket ediyorsunuz. Yani 43 kiloya kadar indim. Bu zaten 36 falan olsaydım ki o zamana kadar da yaşasaydım. Yani 36'dan sonrası diyelim, 37'den sonrası yoktum. Ne olacaktı o saatten sonra? Eğer siz de bu rahatsızlığı yaşıyorsanız size soruyorum, ne olacak siz öldükten sonra? Ha diyecekler mi? Ha ne güzel, kefen parası az olacak. Metreyi azalacağız. İşte tabutunu daha küçük yapacağız. Bunu mu düşünecekler? Siz öldükten sonra anne babanız ne yapacak? Ya da çevredeki insanlar ne diyecek? Belki bir ay, iki ay konuşurlar. İşte çok kiloluydu ya da işte kilosu biraz fazlaydı, zayıfladı. Sonra işte öldü. Bu mu arkanızdan konuşturmak istediğiniz şey, bu mu? Bu kadar mı? Ne gösteriyor, baksana. Aynen, sizi de gösteriyor. Ben baksana, öyle diyeyim. Peki amca, sana sormak istiyorum şu an. Şöyle geçince bak, benim götüre şöyle geçiyor. Sana da sorayım amca. Şöyle sana da sorayım da. Sence insanları dış görünüşüyle yargılamak güzel bir şey mi? İlk görüşüyle mi? Yok yok, dış görünüşüyle. Vallahi kızım ne diyeyim, bir şey diyemiyorum. Ortam... Yani diyelim bir insan şey, kilolu bir insan. Heh. Hani bununla böyle dalga geçmek falan hoş mu diyelim? İyi değil. Değil mi? Değil. Yo, zayıf, bana bak, zayıf da aynıdır, kilolu da aynıdır. Olabilir, zayıf da olabilir, kilolu da olabilir. Yo. İnsanın yargılanmak içi... iyi değil. Tabii ki. Tabii. Bu Cenab-ı Allah'a kalmış bir şey. Kesinlikle. Anladın mı? Vay şuymuş, vay buymuş. Olmaması lazım kuzum. Benim görüşüm öyle. Ben 75 yaşındayım. Allah hepimiz dedin o yavrum sana kudum sana ben de teşekkür yok. Teşekkür ederiz. Ben öyle art görüşlü değilim. Yok yok biliyorum. Hayır. Ve insanlarla eğer uğraşıyorsanız dış görünüşüyle kesinlikle bunu yapmayın. Şahsen ben öyle bir şey yapan insandan direkt uzaklaşırım. Yani nefret derler ya, öyle insanlardan kesinlikle nefret ediyorum. Hani benimle uğraşıldığı için, bakın ben bu rahatsızlığa yakalandım ve benim yıllarımı aldı. 2012'den diyorum 2019 yılına kadar ve bundan sonra da büyük ihtimal devam edecek, eskisi kadar olmasa da. İlk önce gönlünüz güzel olsun diyorum. İlk önce sağlığınız yerinde olsun. Çünkü sağlık gerçekten bir kere gitti mi bir daha çok zor şekilde geliyor. Kimse için, hiçbir şey için sağlığınızı riske atmayın. Eğer kilonuzla ilgili bir probleminiz varsa gidin diyetisyene, psikolojik bir sıkıntınız varsa gidin psikiyatriye. Ben hani yaşadığım, gördüğüm için söylüyorum. Kendi başınıza diyet yapmayın. İlla ki duyacaksınız hani şöyle olsun, böyle olsun. Bazı şeyler artık kanıksanmış bir şey. Hani neyin iyi gelip gelinmediği az çok biliniyor. Mesela ben size desem ki su için, bol bol su için desem yanlış bir şey söylemiş olmayacağım. Kilonuzla ilgili biri bir şey mi dedi? Sana ne ya deyin, sana ne deyin. Ben böyle mutluyum deyin. Mutsuz olsanız da mutluyum deyin. Çünkü insanlar zaaflarınızdan yararlanıyor. Ben belki o kadar kendimi belli etmeseydim, insanlara hani canımı sıkın olduğunu, hani bu lafları duydukça canımı sıkıldığını belli etmeseydim, benimle bu kadar çok uğraşmayacaklardı.
özellikle ergenlik döneminde, lise döneminde herkes birbirleriyle uğraşmayı sever. Hele bir de gruplaşma varsa daha çok üstünüze giderler. Yani takmayın. Şunu anlayın ki herkes ergenlik döneminde ortalama yani Türkiye'nin %90'ı kilo alarak tamamlıyor ergenliğini. Siz de onlardan birisinizdir. Daha çok spor yapmaya çalışın, yürüyüşünüzü arttırın. Yani benim gibi bu hastalığa çevrilmesin ama. Rica ediyorum benim söylediklerim aklınızda kalsın. Bu hastalığı yaşarken de sadece siz kendiniz çekmiyorsunuz. Annenize, babanıza, kardeşlerinize yani tüm akrabalarınıza çektiriyorsunuz. Arkadaşlarınız bile o hani dalga geçen arkadaşlarınız bile artık sizin için endişelenmeye başlıyor. Çünkü gün be gün hani gözlerinin önünde eriyorsunuz. Sürekli uyuyasınız geliyor eve varınca. Mesela ben öyleydim. Saat 7 oluyordu. Yemeği yemiş oluyorduk ve bana aşırı derecede uyku çöküyordu. Ben akşam 7'den saat sabah 6-6.30'a kadar uyusam da yine de dinlenmiş hissedemiyordum kendimi. Yatarken de kemiklerim batıyordu. Biliyorum size çok çılgınca gelecek ama o kemik batması bile anoreksiyaların hoşuna gidiyor. Çünkü diyorsunuz ki zayıfım, kemiklerim batacak kadar zayıfım diye insan hoşuna gidiyor. Bir yandan tabii rahatsız oluyorsunuz çünkü uyuyamıyorsunuz. Yani verimli bir uyku alamıyorsunuz. Okula gitme isteğim yoktu. Yani aslında okulumu seviyordum. Arkadaşlarım olsun, öğretmenlerim olsun ya da derslerden bir problemim yoktu. Sadece o kadar yorgundum ki 45 dakika herhalde bir kendime gelemiyordum. Derslerde gerçekten motive olamıyordum. Liseyi 3.lükte bitirdim. Diyorum ki belki bu hastalığa yakalanmasaydım ben niye 2. ya da 1. olmayayım? Olabilirdi. Sırf bu hastalık yüzünden belki biraz daha geri seviyelere düştüm. Çok şey kaçırdım. Arkadaşlarım dışarıya çağırırlardı. Şunu yapalım, bunu yapalım işte aktivite olarak. Genelde bu tabii ki yemek aktivitesi. Ben reddederdim. Yani şu an mesela o günleri ben geri getiremem. Keşke olsaydı diyorum. Keşke daha çok arkadaşlarımla vakit geçirseydim. Şu ana kadar beni dinlediysen eğer çok teşekkür ederim ve uyarılarımı da ciddiye almanı isterim. Herhangi bir konuda eğer aklınıza bir şey takıldıysa muhakkak bana ulaşın. Instagram veya Facebook adresimden bana ulaşabilirsiniz. Daha çok Instagram'ı kullanıyorum veya buraya yorum olarak belirtebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.